Herkese merhabalar. LGS 2023 yolculuğumuz devam ediyor. LGS'de de mutlaka karşımıza gelen önemli bir konu, söz sanatları konusunu göreceğiz. Geçen sene 2022'de, 2021'de, 2020'de, 2019'da bir şekilde öğrencilerimizin karşısına bu konudan soru geldi. 2023'te de soru bekliyoruz. Hiçbir soruyu kaçırmak istemiyoruz. Hazır mıyız Songül evladım benim? Hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Bugün sizlerle birlikte benzetme, tezat yani zıtlık, kişileştirme, konuşturma yani insan olmayan varlıkların insanmış gibi konuşması ve abartma konularını öğreneceğiz. Tabii bu konuyla alakalı ve diğer tüm konularla alakalı yapmamız gereken şey nedir? Biliyor musun Tonguç? Diyemedim hocam. Biliyorsun Tonguç'um artık yani hiç boşuna kaçmana gerek yok. Tabii ki de soru çözmek arkadaşlar. Burada sizlere ödev olarak taktikli Türkçe soru bankamızdan hemen söz sanatları kısmını açıyorum. Burada söz sanatları nereden? Burada. Söz sanatlarında test 60, 61, 62... ödeviniz arkadaşlar. Aynı zamanda Dinamo Soru Bankası'nda da hemen ödevimizi verelim. Sonrasında dersimize hızlı bir şekilde başlayalım. Burada da yine en son testlerde test 120 evet yanlış söyledik. 120, 121, 122, 123 bunlar da ödevlerimiz arkadaşlar. Buradaki bir soru belki de LGS 2023'te tak diye karşımıza çıkacak. O yüzden her bir soruyu çok dikkatli çözmemiz lazım. Son olarak da Zoru Bankası'nda da en sonlardaki testlerimizden test 88 ve 89'u çözüyoruz. Ardından da inşallah harika bir şekilde söz sanatlarını cebimize atmış oluyoruz. O zaman şimdi konuyu güzel bir şekilde tekrar edelim. Çok kolay bir konu, hiç endişelenmenize gerek yok. Hadi bakalım videomuz başlasın. Burada aslan gibi güçlü futbolcular sahadaydı demişiz. Şimdi ben desem ki futbolcular sahadaydı desem. Sen burada basit bir cümle olur. Sıradan bir cümle. Bana ne ya futbolcular sahadaydı. Burada bir şey yok. Ama aslan gibi güçlü dediğimizde ne oluyor Tonguç'um? Aslan gibi adamsınız hocam. Ne diyorsun Tonguç'um? Ben resmen böyle şey yapıyorsun. Neyse. Aslan gibi güçlü futbolcular sahada derken burada işte benzetme yapmış oluyoruz. Neden benzetme yapmış oluyoruz? Çünkü futbolcuları aslana benzetiyoruz. Burası önemli bak. Cümle biraz renklendi. Şimdi aslan futbolcular sahadaydı desek mesela gibi güçlüyü kullanmasak, benzetme datı veya benzetme yönü kullanmasak bu daha güzel oluyor. Ve burada futbolcular benzeyen oluyor Tonguç'um. Aslan da kendisine benzetilen oluyor. Bu kadar basit bir konu. Sen zaten sınavda hangisine benzetme sanatı vardır diyecek. Sen futbolcular sahadaydı da herhangi bir şey olmadığını, aslan futbolcular sahadaydı dediği zaman da bir benzetme olduğunu bilsen yeterli. Ahmet öyle bir vurdu ki top uzaya gitti. Bu ne ya? Abartmış. İşte bu da abartma olacak Tonguç'um. Abartma kadar... kabartma. Aynen abartmış. Bu kadar da böyle bir şey oldu. Hiçbir zaman topu uzaya gönderemezsin. Futbol topu sanki bana artık sert vurmayın der gibi paramparça olmuş diyor. Bak. Bu ne kadar saçma sapan. Evet, top konuşabilir mi? Top konuşamaz. Konuşamaz. Niye? Çünkü futbol... o bir cansızdır. Cansız olarak futbol topu konuşamaz. Dolayısıyla buradaki bir konuşturma sanatı var Tonguç'um. Ve aynı zamanda... İntak. İntak. Ve aynı zamanda insan olmayan, yanlış anlama. İnsan... Efendim hocam? Hayır. İnsan olmayan varlığa insana özgü özellik verilmiş. İnsan gibi konuşturulmuş. Dolayısıyla kişileştirme sanatı da var diyeceğiz. İşte söz sanatları hocam, bu kadar kaç basit. Kaç tane sanat vardır hocam? Kaç tane sanat var? Bir... 2, 3, 4 bir de tezat sanatı var. Bu kadar basit. Hemen başlıyoruz Tonguç'um. Şimdi bir dakikada sana bir gösterdik. Esasında korkacak bir şey olmadığını gösterdik. Şimdi hemen hızlı bir şekilde benzetme sanatıyla başlıyoruz. Tanım vermişler. Aralarında benzerlik bulunan iki varlıktan. Ya bu tanımı geç kaldım. Hiç anlamadım. Çok basit. Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine. Şimdi soluk uçmaz mesela. Burada bir değişik bir şey var. Ama insan da uçmayacağı için burada kişileştirme var diyemezsin. Biraz zor örnekler soruyoruz. Yeni sınavda belki biraz daha seçici sorular. Kuş sonra... gibi demiş. Benzetme var. Aynen. Gibi'yi gördüğümüz zaman bak. Gibi sözcüğünü Tonguç'um. Veyahut da andırıyor sözcüğünü gördüğün zaman diyeceksin ki aha burada benzetme olabilir. Kişileştirmeye baktığımızda ise insan dışındaki varlıkları insan gibi gösteriyoruz. Yani insana ait özellikler insan dışındaki diğer varlıklara veriliyor. Mesela kalemler. Bak şöyle gösterelim. Kalemlerimizi şöyle koyalım. Kalemler kendi aralarında çok mutluydu. Evet, kalemler bugün çok mutlu ve sevimliydi. Ya bu kalem mutlu olabilir mi? Kalem cansız var. Yani bak hiçbir algıma... Tonguç yazdığı için mutlu olabilir. Olabilir hocam. Belki ama onu biz göremeyiz. Dolayısıyla burada kalemlere insana özgü bir özellik verilmiş. Dolayısıyla kişileştirme sanatı vardır diyeceğiz. Konuşturma ise konuş bakalım. Ya hocam ne demek istediniz şu anda? İnsan dışındaki canlı cansız tüm varlıkları konuşturma sanatı konuşturma diyoruz. Tabii sen insan olduğun için bu örnek olmaz tabii. Kötü bir örnek oldu. Kalemler adeta bana hocam bırak peşimizi diyordu diyor. Bak şimdi kalem böyle bir şey diyebilir mi? Diyemez. Çek dur. Ellerini üzerimden. Çek ellerini üzerimden. İşte bak burada kalem adeta bir insanmış gibi konuşturulmuş. Çek o pis ellerini üzerimden. Ne diyorsun ya? Hayır kırmızı kalem diyor ben demiyorum hocam. Ben de pardon hocam. Pardon. Şimdi burada şöyle bir şey var. Kişileştirme sanatı olan... bir cümlede konuşturma sanatı olmayabilir. Ama konuşturma sanatı varsa bir cümlede kesin kişileştirme sanatı vardır. Yani sana konuşturma sanatı verdilerse orada aynı zamanda kişileştirme
sanata yapılmış diyebilirsin. Tezata baktığımızda esasen tezıt yazacaklarmış. Yani zıtlık ama tezat yazmışlar. Sıkıntı yok. Burada da birbirine karşıt duygu, düşünce, hayal ve durumları ifade ediyoruz. Mesela neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Bak düşman ve dost birbirine zıt. Dolayısıyla burada tezat yapılmış. Veyahut da ağlarım hatıra geldikçe gülüşlerimiz. İyi kötü hatırlıyorum. İyi kötü. Burada da yine zıtlık var diyebiliriz. Mübalağa ise senin en çok yaptığın şey Tonguç'um. Abartma. Sürekli abartma. Mübalağa ne demek hocam? Mübalağa abartma. Türkçesi abartma. Arapçası mübalağa sanatı. Sözün gücünü ve etkisini artırmak için bir durum, olay, varlık... Ya tanımı geç kardeşim. Abartıyorsun. Günlük hayatta yaptığımız bir şey zaten. Ölüm indirme. Burada Mehmet Akif Ersoy yapmış tabii ki burada ama abartmayı bilerek yapmış. Etikal maçımızın yazarıdır, kendisi şairidir. Mükemmelsin. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer demiş. Sana böyle Çanakkale şehitlerine destandan alınmış bir beyit bu. Böyle bir şey verebilir. Beyit ne demek hocam? Beyit eğer bir satır olursa mısra, iki satır olursa beyit, üç tane, dört tane olursa dörtlük oluyor. Bunları ilerideki sınıflarda öğreneceksin. İnşallah senin nitelikli bir okula gittiğinde ya da kaliteli bir okula gittiğinde bunu göreceksin. Burada şunu görüyor musun Tonguç'um? Abartmış. Yani Çanakkale Savaşı sırasındaki insanların şehit olması, insanların ölmesini... Mehmet Akif Ersoy, abartma hocam lütfen. Hayır, abartmış derken çok güzel abartmış diyelim. Enkaz ve şey, yani tüm insanlığın enkazı savruluyor diyor. Hakikaten de iyi bir şekilde abartmış. Güzel yapmış yani dolayısıyla. Mübarek bir şey. Hemen bu haftanın ödülü sorusunu yap. Hadi bakalım iyi çalışmalar evladım.